Evet, binary sayılarda çıkarma işlemi ne anlatacağız? Önce desimal sayılardan bir örnek diyelim. Örneğin 15 sayısından 7'yi çıkarabilmemiz için 5'ten 7'yi çıkaramıyoruz. Burası onlar basamağı. Bu ikisinin toplamı onu geçtiği zaman, toplama işlemini hatırlıyorum. Bu ikisinin toplamı onu geçtiği zaman yan basamağa 1 aktarıyoruz. Doğru mu? Onun üzerinde olduğu için onlar basamağına 1 ekliyoruz. Dolayısıyla buradan buraya bir sayı aktardığımız zaman 10. Şuradan bir tane birlik bulup buraya 10 eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla 15'ten 7 çıkardığımız zaman 8 sayısını elde ediyoruz. Ama buradaki birliği 0'a bozmuş olduk. Yani sonuç bu olacak. Binary sayı sisteminde yapacağımız iş ise yan basamaktan birlik aldığımızda hep 2'ye eklemek. Yani 2'den çıkarma işlemi yapacağız. Bunun için de şöyle yaparsak eğer çıkarma işlemini yapmaya çalışırsak şöyle bir desimal karşılıklarından gidelim. 1, 2, 4 bu sayı 5'e karşılık geliyor. 1, 2 daha bu sayı 3'e karşılık geliyor. Yani sonuç olarak 2'yi elde etmem gerekiyor. Onu şöyle yapacağız. 1'den 1 çıktığı zaman 0 kalıyor. 0'dan 1 çıkmıyor. Bu 1'i buradan sileceğiz. Bu yan tarafa 2 aktaracağız. 2'den 1 çıktığı zaman 1. Buradaki kalan 0'ı bozduğumuz, ikiliyi bozduğumuz 0'ı aşağıya aktarabilirsiniz. Baştaki 0'ların bir değeri yok. Onları yazmasanız da olur. Sonuç 2 olarak karşımıza çıkacak. Sayısından çıkarma işlemini yapmaya çalışalım. Burası birler basamağı. 2, 4, 8 ve 16. Bu sayı kaça karşılık gelecek? 16, 8 daha 24, 1 daha 25. Bu sayıda hepsi 1 olsaydı hexadesimal F'ye karşılık gelecekti. Yani 15. 14. Bir tane eksik olduğu için 14'e karşılık geliyor. Çıkarma işlemini yaptığım zaman 11 sayısını elde etmem gerekiyor. Bunun için şöyle yapacağız. 1'den 0 çıktığı zaman 1 kalıyor. Buradan yan taraf 0'dan 1 çıkmıyor. Yan taraftan bir tane ikilik alacağız. Ama burada da yok. Ne yapacağız? Yine yan tarafa gitmemiz gerekiyor. Burayı sıfırlıyoruz. Buraya bir tane ikilik alıyoruz. Şimdi artık buradan yapabiliriz. 0'dan 1 çıkmaz. Buradan getireceğiz buraya bir tane ikilik. Burası kaça inecek? Bir tane birlik aldığımız için 1'e inmesi gerekiyor. 2'den 1 çıktığı zaman 1 kalıyor. Burada bir tane birlik kalmıştı. Aşağıda da bir tane birliğimiz var. Onu sıfırlıyor. Yine burada 0 vardı. Az önce buradan bu tarafa 2 aktardık. Bu 2'nin bir tanesini de buraya aktardık. Burada 1 kalmıştı. 1'leri çıkarttık 0. Burada herhangi bir sayımız yok. Yine buradan yan tarafa ikilik aktarıyorum. 2'den 1 çıktı. 1. Burada ikilik bozduğum için burası 0 olarak kaldı. Bu 0'ı da aşağıya aktarıyorum. Sağlamasını yaparsak eğer burası 1'ler basamağı, burası 2'ler basamağı, burası 4'ler, burası 8'ler basamağı. Bunları topladığımız zaman sayının 11 ettiğini görüyoruz. Değişik bir örnek değil mi?